Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi bir yıl diliyorum. 1 Ocak 2024 itibariyle hepinize yeni yılda sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Ülkemize, milletimiz adına hayırlı bir yıl olmasını diliyorum. Aynı zamanda keza piyasalar için de güzel bir yıl olacağını düşünüyorum. Ve 2024 yılına da Borsa İstanbul analiziyle eğitim amaçlı tavsiye niteliği olmadan başlamak istedim. Muhteşem bir 2024 yılı bizleri bekliyor diyebiliriz. Ve tüm beklentileri ters köşe yapacak bir yıl olacağını düşünüyorum. Özellikle Ocak ayı itibariyle pişmanlıklar diz boyu olacak ve yıl boyunca da sürekli hedefini 20 bin puan olarak güncel tutacak olan bir Borsa İstanbul endeksi bekliyorum arkadaşlar. Bunu belirteyim. Bu tamamen sizi motive etmek ya da moral vermek amacıyla söylemiyorum. Özellikle 2023'ün son çeyreğinde, son 2 ayında 2024'e istinaden önümüzün açıldığını ve buna dair beklentilerin, haber akışlarının 2024'de revize edildiğini de zaten takip ettik. Şimdi birazdan bunların hepsini değerlendireceğiz. Teknik anlamda da grafikte sizlerle birlikte paylaşacağım. Şu an önümüzde gördüğünüz gibi aylık bazdaki grafik var. 7470 puan seviyesinden TL bazlı kapanışımız geldi. Bu kabul edilebilir. Baktığında tabii yıl itibariyle çok dengesiz bir yıl yaşadık. Çok sıkıntılı, çok üzücü, çok piyasalar adına baskılı bir yıl gördük. Sonrasında sert fiyatlamalar, yine sert düzeltmeler gördük. Jeopolitik riskler, Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımlarını, ek miktarsal sıkılaştırma adımları, hepsi vesaire çok tartıştık, çok değerlendirdik. Ve günün sonunda da 8500'leri görüp 7500 bandında kapanışımız gerçekleşti. 2023'te olduğu gibi 2024 yılında da Borsa İstanbul'un geneline yayılan bir hareket beklemiyorum arkadaşlar. Ama bariz bir şekilde yine yaklaşık olarak %60, %70 bandında hisselerimizde yukarı yönlü hareketlilik bekliyorum. Başta enerji, ikinci sırada bankalar. Zaten bankalarda ve enerjilerde son haftalarda yabancıların alım pozisyonlarını gün sonunda takip ettiğimizde ciddi derecede bir mallanma gördük. Bunlara istinaden yine bunların yanında perakende gıda ve holdinglerde de ciddi hareketler bekliyorum. Yılın ikinci yarısı itibariyle, yani Haziran ayı itibariyle, Haziran'dan sonra inşaat tarafı yine bankaların ağırlıklı olarak, yine enerjilerin ağırlıklı olarak hareketleneceği bir yıl olacak. Ama enerji alanında özellikle yenilebilir enerji, denizüstü rüzgar santralleri gibi önemli projelerin faaliyete geçirileceğini unutmayalım ve Araplarla 30 milyar dolarlık yapılan yatırım anlaşmalarının 2024'ün ilk çeyreğinde de devreye girileceğini arkadaşlar hatırlatayım. Şimdi baktığımızda tabii puan bazlı, TL bazlı, dolar bazlı siz grafikleri nasıl inceliyorsunuz bilemiyorum ama genel anlamıyla korkulacak bir bölgede değiliz teknik anlamda. Evet, baskılı mı ilerliyoruz, baskılı ilerliyoruz. Kısa vadede şu olur, bu olur, bunları istediğinizi biliyorum. Evet, söyleyelim de direkt olarak buradan da başlayalım. Keza haber akışlarını da araya sıkıştıralım. Videolarımızda neşeli olsun, heyecanlı olsun ve sıkıcı olmasın. Tabii 2024 yılında sizlerden kanala büyük destek bekliyorum. Abone olmayan arkadaşlarımız da bir zahmet abone olsun, bildirim seslerini açsın ve videolarımızı beğensin. Şimdi kısa vadeli bizim 7800 gibi önemli bir kritik direncimiz var. Bunu kaldıraç, yani vadeli işlemlerde değerlendirmek isteyenler varsa tabii ki bu seviyeleri takip etmek zorunda. Bu bölge aşıldığı takdirde yükselişten kısa vadeli arkadaşlar emin olacağız. Yani 8500 direncinin aşılıp aşılamayacağı konusunda ilk hattımızı burası olarak kabul edeceğiz. 7800, yani şu bölgedeki bizim satıcı grubunu aşmamız gerekiyor. Burada bir tur daha aşağı basma hareketi olabilir mi? Mümkün. Bu da bizi ocağın son haftasına kadar sürükleyebilir. Bunu da belirteyim. Yani şurada 8000 hattı değil de 7800'ü bu direnci deneyip tekrardan buraya arkadaşlar 6900, 7000 denemesini yaptırabilirler. Bu teknik anlamda mümkün bir grafik. Yani mümkün olmayan bir durum yok. Ve burada da şöyle bir uzama hareketini görebiliriz. Ama bu 2024'de çok kötü mü başladık? Hayır. Yani böyle bir teoriyi beklemiyorum. Şu an zaten temel anlamda böyle bir geri çekilme onaylanmıyor. Ama teknik anlamda olabilir. Yani teknik buna müsaade ediyor. Bu detayları da paylaşayım. Yani kısa vadeli bize şunu anlatmadın, bu olmadı, seni takip ediyoruz. İşte
Bunların baskısı arkadaşlar üzerimizde olmasın. Siz de sakinliğinizi koruyun. Güzel bir yıl olacak. Yani kendinizi hazırlayın ve yıl 12 ay boyunca kendinizi Borsa İstanbul'da bence kalacağınıza artık odaklayın. Çünkü öyle bir yıl bizi bekliyor. Buradaki kısa vadeli teknik görüntümüz bu olacak. Ve ana senaryoda ise burayı zaten kırıp geçeceğiz arkadaşlar. Artık yani burada temel anlamda bizi baskılayabilecek bir unsur ben görmüyorum. Tüm dünya genelinde bakıldığında merkez bankaları başta Fed, Avrupa Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olmak üzere parasal genişlemeye doğru gidecek. Yani faiz indirimlerine doğru gidecek. Bu da dünya piyasalarına başta Fed olmak üzere milyarlarca dolar yani yüz milyarlarca dolar paranın tekrardan enjekte edilmesi olacak. O yüzden 2024 yılı itibariyle hem yurt içi borsalar hem de yurt dışı borsalar olmak üzere hareketlenecek. Tabii gelişmekte olan ülke para piyasalarına daha net, daha yüksek oranda para girişinin olacağını unutmayalım. Tabii sizi farklı kanallardan, farklı gruplardan yurt dışı borsalarına sevk etmek isteyenler olacaktır. Önce iç piyasanın yani Türk borsasının hakkından bir gelin, sonra yurt dışı borsalara hareket edin arkadaşlar. Gaza gelmeyin. Yani evet önümüzde bizi bekleyen çok güzel hikayeler, çok güzel sektörler var dünya genelinde. Ama riske bulaşmayın arkadaşlar. Aracı kurumlara işte isim vermek istemiyorum. Çok dikkatli şekilde takibinizi yapın. Şu an için teknik görüntümüz bizim bakıldığında iyiye işaret ediyor. Bunu belirteyim. Ve CDS puanlarımız da zaten kredi risk primimiz de aşağı yönlü revizesiyle birlikte iyi seviyelere geldi. Bu da Borsa İstanbul'un yukarı yönlü hareketlerini keza destekler nitelikte zaten. Böyle de olması gerekiyor. Kur tarafı için bir önceki videoda analizimizi yapmıştık. Yani 2024 yılına istinaden asgari ücret hesaplaması üzerinden ve ülke ekonomisinde beklenen durgunluk nedeniyle 35-40 aralığında bir yıl sonu dolar kuru bekliyoruz. Şu anki koşullara göre bu 3 ay sonra, 6 ay sonra, 9 ay sonra değişebilir mi? Evet, buna Merkez Bankası'nın yetkilileri, ekonomi yönetiminin yetkilileri bu gidişatı değiştirebilir ancak. Şu anki görüntüye göre 35-40 siz kabaca işte 38-40 bantlarında bir dolar kuru en fazla hesabı yapacaksınız. Oldu ki parasal gevşemeyi çok erken başlattık. İşte bu birkaç ay içinde başlattık ya da yılın ikinci çeyreğinde hemen başlatır isek burada tabii kur tarafında da yukarı yönlü revizeleri takip edeceğiz. Tüm bunları değerlendirme altına alıp totalde zaten birleştirdiğimizde Borsa İstanbul'a hepsi yarayacak. En başta takip edeceğimiz görüntü ise enflasyon. Enflasyon olduğu sürece Borsa İstanbul'un durdurulabilmesi mümkün değil arkadaşlar. Evet hisse bazlı baskılananlar, hisse bazlı sert hareket edip işte 8x, 10x, 12x, 20x katlayan kağıtlar var. Evet bunları herkesin yakalaması tabii ki mümkün değil. Ama 2024 itibariyle aşırı baskı altında kalmış, dolar bazında ucuzlamış, piyasa bölü defter değeri işte 1,5-2 seviyelerinde kalan çok önemli enerji kağıtları var mesela. Çok önemli gıda kağıtları var. Çok önemli holdingler var mesela. Piyasa bölü defter değeri çok düşük olmuş ve hiç döviz borcu olmayan şirketler var. İşte bunlara 2023'te nasıl yapıştıysanız 2024'te de bunlara sahip çıkmanız gerekiyor. Yani endeks sadece işte Türk Hava Yolları, Aselsan, işte Koç Holding, işte bakıldığında Garan gibi yani bu tarz belli başlı 8-10 kağıdın önderliğinde gitmez. Yani lokomotif bunlar değil. Lokomotif enflasyon arkadaşlar. Bunu hafızanıza yazın. Son dönemlerde evet işlem hacmi yönünden çok yüksek kağıtlar endekse lokomotif gibi görünüyor ve bu algıda yürütülüyor. Bu tamamen yanlış. Bakın bunu zaten Ocak ayı içerisinde de göreceksiniz. Çünkü 2023'ün son çeyrek bilançoları yarın itibariyle fiyatlanmaya başlayacak ve mükemmel, çok enteresan, borçluluğu olmayıp aşırı karlı bilançolar gelecek. Bunlar muhteşem derecede sert fiyatlamaları beraberinde getirecek. Hatta yılın ilk 2 ayında, 3 ayında 2x, 4x, 6x gibi katlayan kağıtları göreceksiniz. O yüzden bizlerle olan birlikteliğinizi iyi korur iseniz ben de sizlere elimden geldiğince eğitim amaçlı tavsiye niteliği olmadan destek olacağım. Hisse bazlı analizlere başlayacağım arkadaşlar ama bunu katıl butonundan aktif olan arkadaşlarla birlikte devam ettireceğiz. Çünkü orada bir
sıkıntılı sürecimiz var. Çünkü herkes kendini bir kaptırıyor. Zannediliyor ki yapılan analiz bizi paraya boğacak. Anında aldık işte, bu adam bunun analizini yapıyorsa burada bir hikmet vardır gibi böyle bir beklentiye giriyor. Hayır. Burada sadece özel olan, kendini özel hisseden, farklı hisseden ve bu özel analizlerden yararlanmak isteyen arkadaşlarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta itibariyle katıl butonunda ufak bir değişiklik olacak. Orada da bir ufak bir tanıtım videosu da olacak. Bunun hazırlığını da yaptık. Takip etmek isterseniz ve şimdiden pozisyonda almak ister iseniz katıl butonunu aktif etmeniz yeterli. Aynı zamanda bize de destek olmuş olacaksınız. Yeni yıl hepinize tekrardan bol şans, bol kazanç getirsin. Harika bir yıl olacağını düşünüyorum. Tüm olumsuzluklara rağmen. Evet, ekonomik anlamda çok zor bir yıl geçireceğiz. Bunu hepimiz biliyoruz. Değerlendirdik zaten. Değerlendirmeye de devam edeceğiz. O yüzden sizlerden ricam, yeni yılda da kendinizi sakin bir şekilde koruyarak ve kademeli kontrollü alım satımlar yaparak paranızın değerini fazlasıyla koruyup çok güzel kazanımlar elde etmeniz. Tabii tüm bu anlatılan içeriklerin tavsiye niteliği olmadığını, eğitim amaçlı olduğunu da bir kez daha hatırlatayım. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.